yaklaşık 150 yıldır bir sıkışmışlık içerisinde hamdolsun AK Parti iktidarıyla beraber dimdik bir şekilde ekonomisini, siyasetini, birlik ve beraberliğini koruyarak yoluna devam etti. Yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta, güneyimizde, kuzeyimizde, Avrupa'da yaşanan, Ukrayna'da ve diğer ülkelerde yaşanan bütün meseleler, bütün krizlere rağmen Türkiye dimdik ayakta durabiliyorsa bunu çok iyi okumak lazım. 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde milleti, hükümeti, başbakanımızı, cumhurbaşkanımızı hedef alması işte bu yüzdendir. Çünkü onların planına göre Türkiye birlik beraberliğini koruyamadan bir adeta Suriyeleştirmek üzere bir planlar vardı. Türkiye'nin içerideki ve dışarıdaki düşmanlarının bu planını işte 15 Temmuz akşamı bu aziz millet çöp tenekesine, tarihin çöp tenekesine atmıştır. Değerli kardeşlerim, bakın Avrupa Parlamentosu bir karar verdi. Avrupa Parlamentosu'nun vermiş olduğu bu kararı asla tanımıyoruz. Türkiye 53 yıldır terbiye odasında kapıda bekletilip evet efendim diye önünde el pençe divan durulacak bir ülke değil. Türkiye bütün Avrupa Birliği ile ilgili taahhütlerini yerine getirdiği halde ve Avrupa'nın bu anlamda da selameti, ekonomisinin de güvencesi olacak çok önemli bir ülke olmasına rağmen Türkiye'yi terbiye etmek isteyenlerin almış olduğu bu kararı Türkiye asla tanımamıştır, tanımayacaktır. Burada kararını gözden geçirmesi gereken Avrupa Birliği'dir. Yine PKK terör örgütüyle, hain terör örgütüyle mücadele noktasında ve DAEŞ terör örgütüyle mücadele noktasında kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürmektedir. Kimse bu ülkeye, bu aziz vatana diz çöktüremez.